Canlıların sınıflandırması. Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılarak sınıflandırılmaktadır. Bu bilim dalına ise sistematik denilmektedir. Taksonomi bu sınıflandırmanın kurallarını belirleyen bir bilim dalıdır. İlk sınıflandırma çalışmaları eski Yunanlılar zamanında başlamıştır. Aristo canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmıştır. Ayrıca hayvanları yaşam ortamlarına göre karada yaşayanlar ve suda yaşayanlar olarak ve havada yaşayanlar olmak üzere 3 gruba ayırmıştır. Sınıflandırmanın çeşitli amaçları vardır. Biyolojik çeşitlilik ve dünya üzerindeki dağılımın nasıl olduğunu anlamak. Aynı canlının farklı bölgelerde farklı adlarla tanınmasını engeller. Bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlar. Canlıları daha kolay öğrenebilir hale getirir. Canlılarla ilgili genelleme yapılabilir. Dünya üzerinde yaşamış, tükenmiş ve yeni türler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılmaktadır. Sınıflandırmanın esas özelliği bir canlıya bilimsel bir kimlik vermektir ve bu kimliği de dünyada tanınabilir hale getirmektir. Mesela bizim bilim dalımızdan örnek verelim. Sazanın Latince ismi Sprinus carpio'dur. Sazanı biz Türkçe'de sazan olarak bilmekteyiz. Fakat dünyanın neresinde olursa olsun Sprinus carpio olarak ifade ettiğiniz zaman herkesin aklına iri pulları olan dorsal kısmından hörgüç şeklinde çıkıntı yapmış, dorsal yüzgeci uzun olan, dudakları kalın olan, yassı dorsoventral yönden yassılaşmış bir balık türü akla gelmektedir. Dolayısıyla bir canlıya isim vermek bilimsel tanınabilirliği ortaya koymaktadır ve canlılar arasındaki karışıklığı engellemektedir. Bizler insanlar da isimlendirilerek adlandırılmaktayız. Mesela bir okulda birden çok Ali varsa Ali'nin soy ismi söylendiği zaman diğer Ali'den ayırt edilmektedir. Dolayısıyla canlılar da bu şekilde birbirlerinden ayırt edilmektedir. Sınıflandırma çeşitleri yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapay sınıflandırmada canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakılarak sınıflandırma yapılmaktadır. Aristo'nun yaptığı sınıflandırmaya göre yapay sınıflandırma yapılmıştır. Bu tür sınıflandırma günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Dayandığı temel analog organlar ki bunlara kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Analog organlara göre şekil benzerliği kullanılmıştır. Mesela sinek kanadı ve serçe kanadı analog organlardır. Bunların kökenleri farklı fakat görevleri aynıdır. Doğal filogenetik sınıflandırma, canlıların köken benzerliklerini, akrabalık derecelerini sahip oldukları homolog organlara ki homolog organlar kökenleri aynı fakat görevleri farklıdır. Buna göre homolog organlara göre yapılan sınıflandırmadır. John Ray ilk doğal sınıflandırmayı yapan bilim insanıdır. Doğal sınıflandırmada temel alınan kriterler hücre yapısı ve hücre yapı ve sayısıdır. Akrabalık dereceleri, homolog organ benzerliği, embriyonik gelişim, anatomik ve fizyolojik yapı, protein benzerliği, beslenme şekli, vücut simetrisi, üreme şekli, DNA benzerliği, boşaltım atığı çeşididir. İnsanın kolu, balinanın yüzgeci ve kuşun kanadı homolog organlar olarak adlandırılmaktadır. Şimdi bundan sonra canlıların sınıflandırmasında kullanılan kriterlerden bahsedip daha sonra ikili adlandırmadan bahsedeceğiz. Canlıların sınıflandırmasında daha önce bahsettiğimiz homolog organlar kullanılmaktadır. Homolog organlar doğal sınıflandırmada kullanılan yapılandandır. İkincisi protein yapısı. Her canlının kendine ait bir protein yapısı bulunmaktadır. Hücre zarındaki protein yapısı bir canlının diğer canlıyı tanımasını sağlamaktadır. Dokun nakillerinde bu protein özellikle glikoproteinlerin birbirine yakınlığı dokuların birbirine uyuşmasını sağlamaktadır. Genellikle birinci derecede akrabalarda protein yapısı birbirine benzemektedirler. Akrabalık derecesi uzaklaştıkça protein yapısının benzerliği de azalmaktadır. Fizyolojik yapı ve organların çalışımları, canlıların fizyolojik olarak birbirine benzerliği yine sınıflandırma kriterlerindendir. Boşaltım, canlıların vakuol boşaltımı veya koful boşaltımı, boşaltım sırasında protonefridiumları kullanmaları veya nefridiumları kullanmaları önemli özelliklerindendir.
simetri çeşitleri, çeşitli simetri vardır. Bilateral simetri insanlarda görülen sağ lobun sol loba benzemesi, önün arkaya benzememesi ifadesidir. Bunun dışında sferik simetri dediğimiz küresel bir simetri çeşidi de bulunmaktadır. Yani vücudun çeşitli yönlerinin birbirine benzemesi de simetri çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Vücut boşluğu, gerçek vücut boşluğu olanlar, yalancı boşluğu olanlar ve vücut boşluğu olmayanlar üzere olmak üzere canlılar sınıflandırılmaktadır, ayrılmaktadır. Segmentasyon, segment Türkçe'de bölüt veya bölüm olarak Türkçeleşmiştir. Çeşitli hayvanlarda vücut bölümlerden meydana gelmiştir. Özellikle eklem bacaklılarda veya da kristasea kabuklarda bu bölütler, böceklerde bu bölütler oldukça fazladır. Bölütün yapısı, yeri, uzunluğu, sayısı yine sınıflandırmada kullanılan en önemli özelliklerdendir. Üyeler dediğimiz vücuttan çıkan yapılardır. Mesela bir yengeçten çıkan bir ekstremite veya bir kıskaç onun üyesidir. İskelet, iskeletin kalsiyumdan olması, iskeletin kemikten olması veya kıkırdaktan olması veya bir sucul iskelet yani bir hidroiskelete sahip olması yine sınıflandırmada kullanılan özelliklerdendir. Eşey organlarının olup olmaması yani monoik, tek eşeyli veya dinoik, çift eşeyli olması yine önemli özelliklerdendir. Embriyonik gelişmede gösterdiği tabakalar yani diploblasti veya da triploblasti yani ikili embriyonik gelişme gösteren veya üçlü embriyonik gelişme gösteren diye ayrılabilmektedir. En son sınıflandırma kriterleri de vücutta bulunan sistemler, bu sistemlerin çalışması, bu sistemlerin yapısı, çeşitli sistemleri oluşturan organların yapısı da yine sınıflandırmada kullanılan kriterlerdendir. İkili adlandırmadan biraz bahsetmek istiyorum. Linne ikili adlandırmayı 18. yüzyılda öne atan kişidir. Linne'ye göre bir canlı iki isimle adlandırılmaktadır. Birincisi cins ismi, ikincisi tür ismidir. Bu şekilde cins ve tür ismiyle adlandırmaya ikili adlandırma yani binomial nomenklatür ismi verilmiştir. Ve bir türü oluşturmaktadır. Tür ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip, yalnız kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan döller meydana getiren canlıların oluşturduğu bir topluluktur. Bunu John Ray ilk defa ortaya atmıştır ve Linne ise bunu tanımlamıştır. Aynı kültürden oluşan canlılar, kromozom sayıları, yaşam ortamları, boşaltım ürünleri, embriyonik gelişmeleri aynıdır. Protein yapıları ise başka canlılara göre birbirine çok daha benzemektedir. Bunlara bakarak ikili binominal adlandırma yapılmaktadır. Binominal adlandırmada dedim ya bir tür iki isimden alınmaktadır. İlki cins ismi, ikincisi tür ismidir. Mesela daha önceden de örnek verdim. Sazan Cyprinus carpio olarak adlandırılmaktadır. Burada Cyprinus cinsin adıdır. Cyprinus cinsine bağlı Cyprinus carpio türüdür. Carpio türün adıdır. Burada yazılırken birinci yani Cyprinus kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Daha sonra türün ilk harfi küçük olarak yazılmaktadır. Bir metin içerisinde eğer bir tür ismi kullanılıyorsa ya italik olarak yazılmalıdır ya da altı çizili olarak yazılmalıdır. Buna ikili isimlendirme ismi verilmektedir. Bazen yanlarında bir kişi ismi mesela Linne 1835 diye bir ifadede bulunmaktadır. Bu da Linne 1835 yılında bu türü bulmuş ve bilime kazandırmıştır. Bazen de bu Linne 1835 parantez içinde yazılabilmektedir. Bu da türün bir revizyon geçirdiğini fakat öncelik kanununa göre yine Linne'nin isminin yazıldığını ifade etmektedir.